Merhaba arkadaşlar. Şimdi de yığın sınıfımızı yazacağız. Bunun için yine Visual Studio'ya geçtim. Visual Studio kodu da kullanabiliriz. Fark etmez. Öncelikle sabit boyutlu olanını yapacağım arkadaşlar. Int max diyeceğim. Tabii const diyeyim başına. Sabit yazmazsanız atama yapmaz. Private. Int veriler diyelim. Max int tepe. Burada da arkadaşlar kurucumu yapacağım. Tepe eşit eksi bir. Ekle fonksiyonumu yazıyorum. Ne yapıyorduk? Önce kontrol ediyorduk. Tepe küçük. Max eksi bir ise ekleme yapabiliriz demektir. Tepeyi bir arttırıyorum. Sonra da veriler tepe eşittir biri. Ekleme bu kadar. Çıkarmayı göstereyim. Çıkar diyorum. Herhangi bir parametre almayacak. If diyeceğiz. Eğer ki tepe eşit değil, eksi 1 ise, yani eğer ki eksi 1 ise hiçbir işlem yapmayacak. Ne yapacağız? Tepeyi biraz azaltacağız. Bir de yok edici yapalım arkadaşlar. Yığın diyelim. Gerçi bunda yok edici ihtiyacımız yok. Onu sonra yaparız. Evet. Ekrana yazdırma fonksiyonu da üretelim bir tane. Yığın. Yığın diyelim. Enteresan bir şey yapacağım. Bakın kaç tane karakter oldu? 5 tane koyalım, aynen. Daha sonra bir for'la bütün elemanları gezeceğim arkadaşlar. Tabii ilk başta dizinin en üstündeki adamı yapacağım için şöyle diyeceğim. Yığın tepe eksi 1 diyeceğim. Eşit 0'a kadar gidecek. İ eksi eksi diyeceğim. Burada hep siyah yazıyorum, alışkanlık. O istemem lazım. Ne yapacağım? Yığın veriler iyi diyeceğim arkadaşlar. Daha sonra da 1, 2, 3, 4, 5, 6 boşluk bırakacağım. Bu sayede her satırda bir boşluk olacak. İşlem bittikten sonra da endle diyeceğim. Tamam. Deneme yapalım. Yine cout dedim. Return host diyelim. Yoksa hata veriyor. Geleceğim arkadaşlar. Yığın. Yığın diyelim. Ekle. 11 verelim mesela. Devam edelim. Bakalım hata verecek mi? Ha, satır başı yapmadık. Unuttuk. Şurada endle yapmamız lazım. Yapalım. Satır başını önce yapmamız gerekiyor. Yani şu şekilde yaparsam, şöyle mi yapsam? Aynen şöyle alayım. Şu şekilde. Evet, bir tane eksik galiba. Evet. 11, 22, 33, 44. O kadar mı yüklemiştik? Hey, 55 de yüklemiştik. Eşittir'e gelmedi mi ki acaba? Yani burada tepe eksi 1 yapmayacağım tabii. Max eksi 1 gibi değil. Bu 10 tane elemanımız varsa bu 9. elemanı gösterecek. Yani tepe legal bir yeri gösteriyor. Niye eksi 1 yaptıysam alışkanlık. Şimdi yazdırırsam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntısı yok. Bütün elemanları çıkartabiliriz. Mesela şöyle alayım. İyi küçük 5 diyelim. 5 tane eklemiştik. Cout diyelim.
Yığın diyelim. Çıkar diyelim. Çalıştıralım. Evet. Bakın ilk durumu. Bir tane çıkardık. Bir tane çıkardık. Bir tane çıkardık. Bir tane daha çıkardık ve eleman kalmadı. Şimdi bir tane daha çıkartırsak hata verecek mi ona bakalım. 6 diyelim. Daha sonra da bir ekleme yapalım arkadaşlar. Çünkü bilmiyoruz. Bakın herhangi bir şey yapmadı. 55'i bir daha ekleyelim. Evet. Eklemesiyle ilgili bir sıkıntı yok. Sınırı aşabilir mi? Ona bakalım. İ ile çarpalım burayı. 16 diyelim bakalım. Kaç tane ekleyecek? Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16 tane eklemek istememe rağmen bu kadar ekleyebildi. İsterseniz bunları dediğim gibi getir fonksiyonları da yapabilirsiniz. If dersiniz. Tepe eşit değil. Eksi 1. Evet eksi 1 değilse ne deriz? Return. Veriler. Tepe deriz. Olay biter. Aksi durumda da throw deriz. Exception da diyebiliriz. Tabi nerede hata çıktığını söylememiz lazım. Eleman yok deriz mesela. Bu şekilde olabilir. Boş olup olmaması da gene fantastik değil. Şöyle diyebiliriz. If tp eşit eksi 1 ise return true. Aksi durumda da return false diyebiliriz arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi bu arkadaşlar statik dizi. Bunu şimdi ne yapacağım? Dinamik hale getireceğim. Dinamik hale getirirken artık buna ihtiyacım yok. Bakın burada bir pointer kullanacağım. Şunu alıp silelim. Şöyle yapalım. Int kapasite diyeceğim. TP falan var. Kurucuya geleceğim. Kapasite eşittir 0. Veriler eşittir 0. Bir de neye ihtiyacımız var? Genişlet. Şurada direkt çağıralım. Genişlet. Mesela 5 diyelim başlangıçta. Oraya sonra döneriz. Private yazıyorum arkadaşlar. Çünkü sınıfımı kullanan kişinin genişlet fonksiyonuna erişmesini istemiyorum. O sadece benim içeride kullanacağım yardımcı bir fonksiyon. Void diyorum. Genişlet. Int boyut diyelim. Burada arkadaşlar öncelikle alan alacağım. Yeni alan eşittir. New int diyeceğim. Kapasite artı boyut. Yani önceki kapasiteye boyut kadar ekleyeceğim. Daha sonra arkadaşlar önceki verileri kopyalayacağım. Tepe eşit olması lazım. Çünkü son eleman da tepe ile gösteriliyor. Yeni alana bütün hepsini yükleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde. İşlem bittikten sonra bir saniye niye hata verdin ya? Tepe dedim ya. Veriler. İşlem bittikten sonra verileri kontrol etmem lazım. Çünkü dikkat ediyorsanız eğer ki genişlet ilk kez çağrıldığında nerede çağrılıyor arkadaşlar? Kurucuda. Kurucuda çağrıldığında da veriler sıfır. Yani önceden boşaltabileceğiniz bir alan yok. Bu durumu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Aksi takdirde boş olan bir yeri silmeye çalışırsınız. İyi olmaz. Delete diyorum. Veriler. Şimdi bu iyi bir kullanım mı derseniz aslında bu pek de hızlı olmaz. Normalde en mantıklı olan şey şu if'i ortadan kaldırmak arkadaşlar. Bu if'i ortadan kaldırmak nasıl yapılır derseniz şurada gelirsiniz. Kapasite 5 dersiniz. Veriler eşittir. New. Mesela int dersiniz. Kapasite. Genişleti de burada çağırmak zorunda kalmazsınız. Genişlet içerisinde de artık bunu sorgulamanıza gerek yok. Verilerin boş olma şansı yok. O yüzden direkt delete diyebilirsiniz. Bu size ne kazandırır? If çağrısını yapmak zorunda kalmazsınız. Ama if yapmanız yani kullanım kolaylığı getiriyor. Daha güzel görünüyor kod vesaire. Yani seçim yapmanız gerekiyor. Hangisi daha iyi diye.
Genişlet fonksiyonunu çok sık mı çağıracaksınız? Aslında o kadar da çok sık çağırır mıyız? Çağırmamamız gerekir aslında. Neden? Çünkü hipten alan alıyorsunuz. Hipten alan almak pek hızlı değil arkadaşlar. Neyse çok konuşmayayım. Devam edelim. Verileri kopyaladım. Sonra veriler diyeceğim. Eşittir. Yeni alanımı göstereceğim. Ardından da kapasiteme ne diyeceğim? Eşittir. Kapasite artı boyut. Yani önceki kapasiteyle boyutu topluyorum arkadaşlar. Genişlet bu kadar. Peki burada hangi fonksiyonu değiştireceğim buna göre? Ekleyi değiştireceğim. Ekle de diyeceğim ki hey arkadaşım sen dolu musun? Kapasite eksi bir misin? Eğer ki öyleysen bunları çıkartalım. Eğer ki öyleysen genişlet diyeceğim. Ne kadar genişletecek? Kapasite kadar. Bakın şimdi çıkarlar kalsın. Şunu alalım. Gerçi burası kalsın. Şimdi arkadaşlar 16 tane elemanı ekleyecek. Hiç sıkıntı yapmayacak. Burayı da 11 yapalım ki görelim. Veya direkt iyi yapalım ya. Çalıştır diyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Elemanları normal ekleme çıkarma işlemlerini yaptı. Daha sonra gördüğünüz gibi 16 tane elemanı ekledi. Öncekinde eklemiyordu hatırlarsanız. Şimdi artık hiçbir sıkıntısı yok. Aklınıza şu soru gelebilir. Neredeydi o? Bakın burası. Yani bizim şu anki dinamik yığınımızın eleman ekleme gibi bir şansı yok. Şu soru gelebilir. Acaba genişlet fonksiyonu hatalı dönebilir mi? Dönebilir. Çok nadir olur arkadaşlar. İşletim sistemi artık sizin programınıza yeni bir alan veremez. Ama eğer ki böyle bir şey oluyorsa zaten artık programın devam etmemesi lazım. Yani bir hatanız var, ciddi bir hatanız var ki siz aşırı yer istiyorsunuz demektir. Bu hatayı da kontrol edemezsiniz arkadaşlar. New operatörünün doğru bir şekilde dönüp dönmediğini her seferinde kontrol ederseniz programınız korkunç yavaş çalışır. Genelde bu kontrol edilmez. Yani çok kritik bir şey olmadığı sürece yolunuza devam edersiniz. O kontrolü yapmazsınız. Neyse. Eklemimiz burada yok edicimizi yazmadık değil mi? Evet. Yığın diyelim. Burada da arkadaşlar delete diyeceğim. Sakın dizi olduğunu unutmayın. Evet. Mantık bu arkadaşlar. Eğer ki bunu şablonu çevirmek istersem o da fantastik değil. Bakın yapacağım tek şey type name diyeceğim. Tür diyeceğim bakın. Daha sonra bakın şöyle int tarayayım çünkü veri tipim int'ti. Onun yerine tür diyeceğim. Tabii index olan int ile veri tipi olan int'i karıştırmamam lazım. Bakın bu veri tipimiz. Onu tur yapacağım. Eklede de veri tipimizi temsil ediyor. Bakın burada index. O yüzden onu es geçeceğim. Burada da veri tipimiz. Getir çünkü verimizi getirecek. Bakın burada da verimiz ama bakın genişletin inti verimiz değil o index. Yani boyut integer olacak. Burası tur. Burası tur. Burası tur değil. Başka burası değil. Burası değil. Ama bakın burası tur olacak. Bu kadar. Tabii yığını oluştururken de burada gelip int demem lazım. Çalıştır bakalım çalışacak mı? Evet, hiçbir hata vermedi. Şablonu çevirmek bu kadar basit arkadaşlar. Yani yığınla anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda arkadaşlar bağlı liste kullanılarak yığın yapacağız. Ama dizilerle yapacağımız yığın bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz artık.